Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerini bu videoyla yapmaya devam ediyoruz. Nerede kaldık peki hocam? Orantı problemlerinde, pekiştiriyorum testlerinde, birinci teste kaldık arkadaşlar. Bugün gündüz çekiyoruz videoyu. Hadi bakalım başlayalım videomuza. Evet, ne demiş bakalım. Diyor ki bakın, anne ve babası ile aynı evde yaşayan 24 yaşındaki Firdevs'in annesi 42, babası 48 yaşında. Şimdi Firdevs var. Firdevs 24 yaşında. Annesi 42 yaşında ve babası da 48 yaşındaymış arkadaşlar. Firdevs'in annesinin ve babasının maaşları sırasıyla yaşlarıyla orantılıdır, doğru orantılıdır demiş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? 42 ile 48, hani ikisi de 6'ya bölünüyor. Bunu 6'ya böldüğümüz zaman 7 geliyor. Bunu 6'ya böldüğümüz zaman 8 geliyor ya. O zaman ben Firdevs'in annesi ve babasının maaşlarının sırasıyla 7K ve 8K derim. Firdevs'in evine ay başında 22.800 lira para girdiğine göre Firdevs'in maaşı nedir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlarım, Firdevs'in de maaşı var. Firdevs'in maaşı ile alakalı olarak da bakın, Firdevs'in annesini ve babasını demişti ya. O zaman bunu da 6'ya böldük. Bu da kaç geldi? 4K geldi. Ben sadece annesini ve babasının maaşı var diye düşünmüştüm. Pekala, anlamamışım soruyu. Devam edelim. Toplamda ne kadar para girmiş arkadaşlar? 22.800. O zaman ben şunları bir toplayayım bir güzel. 8K, 7K daha 15K, 4K daha 19K yapar. 19K'da sevgili gençler şöyle diyeceğiz. 19K'sı 22.800 TL ise Firdevs'in maaşı, yani 4K'sı olmuş. 4K kaçtır diyeceğiz. X diyelim ona da. Şuradaki K'ları götürebilirsiniz, artık kullanılmaz. İçler dışlar çarpımıyla olayı çözeceğiz. 4 çarpı 22.800 bölü 19 dersek cevabı bulacağız. Pekala, bulmaya çalışalım. Şimdi 22.800'ün içerisinde 19'u arayalım önce. 22'nin içerisinde 19 bir defa. Bakın bir defa. Kalan ne? 3. Şöyle diyelim. 4 çarpı 1 diyelim. Kalan ne arkadaşlarım? 3. Kalan 3 olduğuna göre şimdi 38'in içerisinde 19'a bakacağız. 38'in içerisinde 19 2 defa. Kalan ne? 0. 1 0 1 0 var ya burada. 1 0 1 0 da ben ekleyeceğim. 4 kere 1200 kaç yapar? 4800 yapar. İşte size Firdevs'in maaşı hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız neymiş? Adana seçeneğiymiş sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. Berna yapmış olduğu çalışmaların belgelerini konumlarına göre ayırıp aşağıdaki gibi dosyalamış arkadaşlar. Berna'nın solunum, dolaşım ve sindirim konuları içindeki dosya sayıları sırasıyla 2, 3 ve 8 ile orantılıdır. Bakın, solunum 2K, dolaşım 3K, sindirim 8K arkadaşlar. Her dosyada o konu başlığında bulunan dosya sayısının yarısı kadar belge bulunmaktadır. Şimdi şöyle gençler, 2K, 3K, 8K dedik ya. Her bir dosyada o konu başlığında bulunan dosya sayısının yarısı kadar belge bulunmakta. Şimdi şurada kaç tane var? 2K tane var. Demek ki bunun içinde kaç tane olacak? Yarısı kadar. K tane bunda belge var. K tane bunda belge var. K tane bunda. Şimdi burası 3K'ydı. Demek ki burası 1,5K, 1,5K olacak. Hani 3'ü 2'ye bölersen 1,5 gelir ya. 1,5K, 1,5K olacakmış. Burada da 8K vardı. Bunlarda da 4'er K tane var. 4K, 4K, 4K tane belge var. Peki bize demiş ki dolaşım sistemindeki belge sayısı. Dolaşım sistemindeki belge sayısından bahsediyor bakın. Yani şunların içindekilerin toplamı kadar belge var ya. Belge sayısı solunum sistemindeki belge sayısından 90 fazla olduğuna göre sindirim sistemindeki dosya sayısı falan filan kaç fazladır diye sormuş. Önce biz şu K'yı bir bulalım. Yani o Allah'ın emri, o bulunacak. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane belge vardır? Bakın 3K tane dosya ve her birinde 1,5K tane belge olduğuna göre 3K çarpı 1,5K diyeceğiz. 3K çarpı 1,5K diyeceğiz. Bu da 3 kere 1,5'tan 4,5 gelir. 4,5 çarpı K kare gelir. Şimdi bize demiş ki dolaşım sistemindeki belge sayısı solunum sistemindeki belge sayısına. Solunum sisteminde 2K çarpı K, yani toplam 2K kare tane belge var. Bundan bunu çıkarınca 2,5K kare yapar. Ve bu da bize 90'ı verir. Tamam, 90'ı verir. Şimdi arkadaşlarım 10 ile çarparsanız 25K kare gelir, eşittir 900. 10 ile çarptık. Her iki tarafı 25'e bölebilirsiniz. Her iki tarafı 25'e böldüğünüz takdirde k kare eşittir 36 gelir. Ve k buradan kaç gelir arkadaşlar? 6. Neyi sormuştu bize? Sindirim sistemindeki dosya sayısı. Sindirim sistemindeki dosya sayısı 8K'ydı. Bakın dosya sayısı diyor, belge değil, altında çizmiş. Dolaşım sistemindeki dosya sayısı, yani 3K. 8K 3K'dan kaç fazladır? 8K 3K'dan 5K fazladır. Ki ben K'ya 6 buldum. Demek ki 5 kere 6 diyeceğim. Ve cevabım kaç olacak? 30 arkadaşlar. Doğru cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz böylelikle. Evet gençler, 3. sorumuza devam.
modern tarım yapan bir çiftçi tarlasına kurduğu bir sulama sistemiyle tarlasını telefonundaki bir uygulama ile sulayabilmekte. Çiftçi uygulamanın süre hesaplamasına şekil 1'deki verileri girdiğinde sulama işleminin 4 gün süreceği hesaplanmıştır. Buna göre çiftçi uygulamaya şekil 2'deki verileri girip hesapla tuşuna bastığında süre kaç gün olarak hesaplanır? Şimdi sulanacak alan 60 dönüm. Açılacak musluk sayısı 10. Muslukların günlük açık kalma süresi 6 saat. Ve 4 gün sürüyormuş. Bakın arkadaşlarım, 4 gün boyunca 6'şar saat çalışıyor ve 10 tane musluk aynı anda çalışıyor. Toplamda 60 dönümlük alan sulanıyor. Tamam mı? Şimdi demiş ki burada x gün boyunca 8'er saat çalışıyor. X gün boyunca 8'er saat ve toplam 12 musluk çalışıyor. Ve burası da 48 dönümlük bir alana tekabül ediyor. Demek ki x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlarım bunu buna, bunu da buna bölersek cevabı buluruz. Şimdi bölelim bakalım. 4 kere 6 24. 24'ü 12'ye böldünüz. Burada 2 kaldı. 2 ile 8'i sadeleştirdiniz. 4. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. Üst taraf 5. Üst taraf 5. Alt tarafsa burası 2 idi. Alt tarafta 2. Eşittir 60 bölü 48. Tabii bir de burada ne var? X var. Onu da unutmayalım. 2x. Burasını da sevgili arkadaşlarım 12'ye böldüm 5. 12'ye böldüm 4. Şimdi 5, 5'e eşit olduğuna göre 2x'e 4'e eşit olacak. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Ve buradaki biz buraya x demiştik. Bu kaç olacakmış? 2 olacakmış deriz. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş, mis gibi. Devam. Dördüncü soru. Bir miktar para 2, 5 ve 8 yaşlarındaki 3 kardeşin arasında yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bu para kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılsaydı eğer en küçük kardeş 27 lira daha fazla para alacaktı. Buna göre paylaştırılan para kaç liradır diye sorulmuş. Bakın yaşları ile bir miktar para 2, 5 ve 8 yaşlarındaki 3 kardeşin yaşlarıyla orantılı biçimde paylaştırılıyor ya. Yani 2K, 5K ve 8K olarak para düşüyor bunlara. Tamam, 2K, 5K ve 8K. Şimdi demek ki toplam dağıtılan para da 2K, 5K, 8K'nın toplamı kadar. Yani 15K kadar. 15K kadar bir para var ve bu şekilde dağıtılıyor. Bu para kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılsaydı eğer diyor, en küçük kardeş 27 lira daha fazla para alacaktı demiş bize. Şimdi o zaman şöyle düşünelim biz. Paylaştırılan para kaç liradır diyor ya, biz K'yı bulup 15'le çarparsak işi bitireceğiz aslında bakarsanız. Şimdi bizim 2, 5 ve 8 yaşlarındaki 3 kardeşimiz vardı. Bunlar madem 2, 3, 5 yaşında, bunlar 3'er yıl sonra biri 5 yaşına gelir, öteki 8 yaşına gelir, bir diğeri de 11 yaşına gelir. Yani artık 5M, 8M ve 11M biçiminde paylaşacaklar bu parayı. Ve arkadaşlarım şunu da unutmayın. 5M'den 2K'yı çıkardığımız takdirde bizim elimizde kalan para ne? 27 lira. Tamam, 27 lira fazla alıyormuş çünkü. Paylaştırılan para sorulmuş, bakın tekrar ediyorum. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar bizim 15K paramız vardı. Biz bu 15K'ya göre hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Öncelikle şurada dağıtılan toplam para nedir? 11M, 8M daha 19M, 19M'ye 5M eklerseniz 24M para dağıtılıyor aslında. Bakarsanız ve 15K ile 24M birbirine eşit olmak zorunda. 15K eşittir 24M dedik. Şimdi bu iki sayı çok güzel bir şekilde 120 sayısında buluşur. Mesela burada bunu sevgili arkadaşlar 8 ile çarparsanız 120 yapacaktır. Bunu 5 ile çarparsanız 120 yapacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, ben diyorum ki K dediğimiz sayı 8'in bir katı iken M dediğimiz sayı otomatikman 5'in bir katı olacaktır. Yani arkadaşlar K dediğimiz şey 8A, M dediğimiz şey 5A ise ben artık K ve M derden kurtulurum. Derim ki ikisini de A'ya çevirdim zaten. M neydi? 5A. K neydi? 8A. 5 kere 5A 25A yapar. Eksi 2 kere 8A 16A yapar. Bu da 27 liraymış. Çıkardığınız 25A'dan 16A'yı 9A geldi. 9A 27 liraysa eğer, A nedir arkadaşlarım? 3A'dır. Şimdi bu cepte ya. Pardon, A eşittir 3'tür arkadaşlar direkt. Heh. Şimdi A 3 ise bunu bulduysak, K neydi arkadaşlar? K 8A'ydı. 15 çarpı 8A sorulmamış mı bize? Evet, o sorulmuş. A'yı da 3 bulduk. Demek ki ne soruluyor arkadaşlarım? 15 çarpı 8 çarpı 3 soruluyor. Çünkü A 3'tü. 15 kere 8 120. 3 ile çarparsanız 360 sonucunu bulursunuz. Doğru cevabımız da Edirne seçeneği olmak zorunda. Ve 9. sayfama geçiyorum. 5. sorumdayım. Bir ayakkabı atölyesinde birazcık yaklaşalım.
bir ayakkabı atölyesinde salı ve cuma günleri üretilen A, B ve C tipi ayakkabı sayıları aşağıda verilmiş. Salı A tipinden 40 tane, B'den 30, C'den 60. Cuma A tipinden 60, C'den 90. B'yi bilmiyoruz. Vermemiş tabloda. O gün üretilen A tipi ayakkabı sayısı B tipi ayakkabı sayısıyla ters, C tipi ayakkabı sayısıyla doğru orantılı olacak şekilde yapılıyor. Yani hangi günse arkadaşlarım, hangi günse A tipi ayakkabı sayısı B tipi ayakkabı sayısıyla ters, C tipi ayakkabı sayısıyla doğru orantılı olacak şekilde yapılıyormuş. Yani A çarpı B bölü C bir orantı sabitine eşitmiş anlaşılan. Ters orantı dediği için çarptım, doğru orantı dediği için böldüm. Cuma günü A tipi ayakkabılardan 60 adet. Şimdi cuma günü A tipi ayakkabılardan 60 adet çarpı C tipi ayakkabılardan 90 tane, B tipi kaç tane üretilir diye sorulmuş. He tamam, biz bunu bulacağız. Ama bu da yine orantı sabitine eşit olacak. Peki o zaman şuradakiler de salı günü yapılanlar da şuraya uygun olmak zorunda değil mi? Tabii ki uygun olmak zorunda. O zaman yazarım bak. A tipinden 40, şundan 40. B tipinden kaç tane? 30. Bölü 60 diyeceğiz. Tamam. Şimdi 0 gitti, 0 gitti. 30 kere 4, 120 yapar. 126'ya bölersen 20 gelir. Demek ki orantı sabitimiz 20'ymiş diyeceğiz. 0 gitti, 0 gitti. Tamam. 9'u karşıya attınız. 6 tane soru işareti eşittir. 20 kere 9 dediniz. 3'e böldünüz 2, 3'e böldünüz 3, 2'ye böldünüz 2'ye böldünüz 10. 3 kere 10 kaç yapar? Soru işareti 30 yapar arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneği olmuş olur. Ve 6. sorumuz. 6. soruda her seviyesinden en çok 50 puan alınabilen 10 seviyeli bir bilgisayar oyununun her bir seviyesini geçebilmek için en az 30 puan alınması lazım. Bakın en az 30 puan alınması gerekiyor ki seviyeyi geçebilelim. Ve zaten bu oyunda da her seviyede alabileceğim maksimum puan da 50 puanmış. Bu oyunu bitiren başağın seviyelerin altısında en az 35, en çok 45 puan aldığı biliniyor. Buna göre başağın bu oyunun tüm seviyelerinden aldığı puanların aritmetik ortalaması 32, 40 ve 48 değerlerinden hangileri olamaz diye sorulmuş gençler. Şimdi şöyle diyeceğiz. Biz başağın seviyelerin altısında en az 35 puan aldığını biliyoruz. Yani minimumunu hesaplayalım. 6 çarpı 35 derim. En çok 45 puan aldığı biliniyordu. Onu da unutmayalım. Yalnız bu seviyelerin 6 tanesinde kaç seviyeliydi? 10 seviyeliydi. Diğer 4'ünde de zaten 30 puan alması geçiyordu ya. 4 çarpı 30 puan almış olsun. Yani şurası 120. Şurası da sevgili arkadaşlarım 2 tanesi 70 yapar. 3 tanesi olursa 210 yapar. Ben bunları toplarsam 210 ile 120'yi 330 gelir. 330'da gidip sen 10'a bölersen eğer 10 seviyeli olduğu için ortalama 33 puan alınacaktır. Yani en az ortalamamız 33'tür. Yani 32 olamaz bakın. Üzerini silmeyelim. 32 hangisi olamaz diye sorulduğu için bu olamaz hocam diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bir de maksimumunu bulalım. En az 35 puan alınmıştı 6 tanesinden. Tamam mı? En çok da 45 puan alındığı biliniyor. 6 tanesinden 45 puan alalım. Tamam mı? Diğer 4'ünden de sevgili gençler en çok 45 puan, bak 6'sında, seviyelerin 6'sında en çok 45 puanlı. Diğer 4 tanesinde 50'şer puan almış olabilir. 4 çarpı 50 diyeceğiz. Burası 200. 6 kere 45 de sevgili arkadaşlarım 270 yapacaktır. İkisini toplarsanız 470 gelir. Bu 470'i 10'a bölersek çat çat gider ve ortalama 47 olur. Şimdi minimum ortalama 33, maksimum ortalama 47 iken 48 olabilir mi? Tabii ki o da olamaz. Ama 40 zaten 33 ile 47 arasındayken bir sıkıntı yok. Dolayısıyla cevabımız neymiş? 1-3'müş. Cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Mustafa bir dergide aşağıdaki yazıyı okumuş. Yazımız şu şekilde. Bir A4 kağıt uzun kenarları ortalanarak iki eş parçaya ayrıldığında elde edilen her bir parça A5 adını alır. Aynı işlem bir A5 kağıdına uygulandığında iki tane A6 kağıdı elde edilir. A serisi adı verilen bu kağıt takımının her birinin uzun kenarının kısa kenarına oranı sabit bir sayıya eşittir de denilmiş. Mustafa bu yazıyı okuduktan sonra elindeki kağıtların A serisine ait olup olmadığını bu ölçüye göre tespit etmek istiyor. Mustafa elindeki kağıtları aşağıdaki gibi ölçtüğünde bu kağıtlardan hangisi A serisine aittir diye sorulmuş bize. Şimdi aşağıdaki kağıtlarımıza bir bakalım. Ne demişti? Uzun kenarı kısa kenara böleceksin. O sayıyı aklında tutacaksın.
Kağıdı ortadan ikiye bölüp gene uzun kenarı kısa kenara böleceksin yeni oluşan parçada. Ve aynı sayıyı elde ediyorsan bu kağıt A serisine aittir diyeceğiz. Bakalım. Şurası 2 birim uzun kenar, kısa kenar kök 2. 2 bölü kök 2. Daha sonrasında bunu buradan böldük. Burası ne yaptı? 1'e 1 diye parçalandı. Ortadan 2'ye böldüğümüz için. Şimdi uzun kenar burası, kısa kenar burası. Bunu buna böldüğümüz takdirde de kök 2 bölü 1. Arkadaşlarım 2'yi kök 2'ye bölerseniz ne gelir? Tabii ki kök 2 gelir. Ve kök 2, kök 2 bölü 1'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız A'ymış. Olmadığını nasıl görebiliriz? Örnek veriyorum. C şıkkına bakalım. 18'i 6'ya böldünüz. 3. Kağıdı ortadan 2'ye böldük. Burası 9. 9'u 6'ya bölün arkadaşlar. 3 bölü 2 gelir. 3, 3 bölü 2'ye eşit değildir. Dolayısıyla mesela bunları bu şekilde eleyeceksiniz. Cevabımız A dedik ve devam ediyoruz. 8. sorumuzda. 8. soru arkadaşlarım bizim son sorumuz bu videoda. Bir inşaat firmasının yeni bitirdiği 5 katlı bir binanın her katında 40, 60 ve 80 metrekarelik birer ofis bulunmakta. Bakın 5 katlı bir bina var. Her katında ise 40, 60 ve 80 metrekarelik birer ofis var. İnşaat firması her ofisin fiyatını büyüklükleriyle orantılı olarak belirleyip binadaki tüm ofisleri belirlediği fiyattan sattığında 6.75 milyon TL gelir elde edecektir. Buna göre 60 metrekarelik ofis için belirlenen fiyat kaç bin liradır? Çok basit, çok basit. Öncelikle şunu 20'ye böl 2, bunu 20'ye böl 3, bunu 20'ye böl 4. Yani bizim fiyatlar 2K, 3K ve 4K'ymış arkadaşlar bu cepte. Yalnız her bir ofisten 5'er tane olacağı için, çünkü neden 5 katlı bir binanın her katında bu ofislerden vardı. Dolayısıyla ben elde edilen geliri, yani 6.75'i de tabii ki ne yapacağım, 5'e böleceğim. 6'nın içerisinde bir defa arkadaşlar, kalan 1. Daha sonrasında 17'nin içerisinde 3 defa olduğu için ben buraya 3 yazacağım. Kalan 2, 25'in içerisinde 5 defa olduğu için bu. Yani 6.75'i 5'e bölerseniz 1.35 gelir. Ve arkadaşlarım bu o binanın tek katındaki tüm ofislerin toplam fiyatı, yani 2K artı 3K artı 4K eşittir neymiş? 1.35 milyonmuş. Milyon. Peki buranı toplarsak ne gelir? 9K mı gelir? 9K eşittir 1.35 milyonsa eğer, şimdi biz K'yı bulacağız. Hadi bakalım. K eşittir diyorum, 9'a böleceğiz her tarafı. Bakın 13'ün içerisinde 9 bir defa, ama tabi virgülden sonra olduğu için 0.1 diyeceğim arkadaşlar. Kalan ne 4? 45'in içerisinde 9 5 defa. 0.15 milyonmuş. 0.15 milyon ne demek? Tabii ki 150 bin TL demek. Bakın K 150 bin liraymış. 60 metrekarelik ofis için ben ne demiştim? 3K demiştim. Bize 3K soruluyor. 3 kere 150 tabii ki 450 yapar. Ve cevabımız da 450 bin TL yapar sevgili arkadaşlarım. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlarım? Bir sonraki videoda orantı problemleri test 2'yi çözeceğiz. Test 2 kısmı üniversiteliğim testi arkadaşlarım. Dolayısıyla bir tık daha, şimdi çözdüğümüz testten bir tık daha zor olacak, aklınızda bulunsun. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.